Dünyada bizi gaflete sevk eden üç şey var. Biri nefis, birisi şeytan. Üçüncüsünü söyleyin bakayım. Dünya. Dünya ve dünyalık şeyler. Bunlar bizi Allah'tan alıkoyan şeyler. Azılı düşmanlarımız. Bir sohbette şeytanı burada anlatmıştım. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Zaten YouTube kanalında da yüklü o. Bugün nefsi konuşalım. Dünya ile alakalı, dünyanın ne olduğu ile alakalı Ayeti kerime var Hadid suresinde. Onu da bizim camide anlatmıştım. O da YouTube'da yüklü. Dünya hayatının hakikati diye yazarsanız ismimle beraber zaten çıkar. Şimdi nefsi biraz konuşmaya gayret edelim. Muhteremler nefsi Kur'an-ı Kerim innen nefse le emmâratun su'i devamlı kötülüğe teşvik eden, kötülüğü emreden diye bizlere tarif ediyor. Nefis hepimizde var. Bu nefis ne yapıyormuş? Devamlı kötülüğü emrediyor. Peki bu nefsin ıslahı mümkün müdür? Bunu terbiye etmek mümkün müdür? Elbette ki mümkündür. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayeti kerimede la uqsimu bi kıyame ve la uqsimu bin nefsil levvame. Nefsi levvameye de yemin ederim Allah buyuruyor. Levvame ne demek? Kınayan. Kendisini kınıyor. Nefsi emmareye sahip olan kişiler başta kafirler. İki çok zayıf Müslümanlar. Nefis ne emrediyorsa baş üstüne diyor. Yat diyor tamam diyor. Şu günah işte diyor tamam diyor. Onun peşine giden. Levvame nefsinin dediklerine boyun eğebiliyor ama yaptıktan sonra kınıyor kendisini. Ben bunu nasıl yaptım diyor. Asıl müminde olması gereken durum bu. Ama bu da yetmez. O nefsi mutmeinle seviyesine ulaştırmak lazım. Mutmeinle ne demek? Huzura ermiş. Allah'ın beğendiği, raviyeten marziyye diye ayet-i kerimede ifade edilen, Allah'ın kendisinden razı olduğu, onun da Allah'tan razı olduğu bir nefis seviyesi. Allah hepimize nasip eylesin. İşte bu nefsi emmare'yi terbiye ederek nefsi levvame'ye, sonra nefsi mutmeinne seviyesine ulaştırabiliriz. Bunun için ne yapmamız lazım? 10 madde halinde bugün inşallah onlara izah etmeye çalışacağız. Peki Şeytan ve nefis arasında ne fark var? Bu genelde merak edilir. Şeytan bir de nefis. Fark ne aralarında? Şeytan yüves fi sudûlin nas. İnsanların gönlüne vesvese verir. Fısıltı. Yani hatırına bir şeyler getirir. Kötü şeyleri aklına getirir. Bunu yapsana der. Sen de estağfurullah yapmayacağım der. Gider. Mesela min şerril vesvesil hannas ifadesi var. Değil mi? Nas suresinde. Hannas ne demek? saklanan, kul Allah'ı zikrettiği anda hemen korkup bir kenara sıvışan, bir kenara kaçan demek. Şeytanı siz zikirle beraber, Allah'a sığınmayla beraber def edebilirsiniz. Ama nefsi emmareyi defedemezsiniz. edemezsiniz. Le emmaratun ısrar vardır. Mübalağa ismi fail vezidir. Arapça bilenler bilirler. Devamlı kötülüğü emrediyor. Israrla bir şeyi yapmanı sana tavsiye ediyorsa. Yani bir günah var. Bu günahı ısrarla yapmak istiyorsun. İşte bu nefis sendir. Ama bir günah aklına geldi. Estağfurullah dedin sonra gitti. Ama şeytan boş durmaz. Tekrar döner. Başka bir günahı daha hatırına getirmeye çalışır. Bu durumda ne yapmak lazım? Ciddi uğraş vermek lazım. Şeytan gibi böyle hemen bir eûzü besmele çekmekle kaçmaz. Onun için uzun soluklu işler yapmak lazım. Allahü Teala hepimize nasip eylesin. Buna Tezkiyetün nefs de deniyor. Nefsi tezkiye etmek. Ayeti kelimelerde mesela kad eflaha men Nefsini temize çıkaran, tezkiye eden kurtuluşa ermiştir. Hatta Şems suresinde Allahü Teala 11 şey yemin ediyor. Ve şemsi ve vel kameri 11 şey yemin ediyor. En sonunda da kad eflaha men Nefsini temizleyen mutlaka kurtuluşa ermiştir. Bu kadar önemli yani. Evet muhteremler nefis üç türlüdür dedik az önce. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmeyinle. Tasavvuf alimlerimiz, Allah dostları bunu farklı şekilde beş mertebesinin olduğunu söyleyen var. Farklı mertebeler söyleyen de var. Ama kısaca özetle biz üç tane mertebesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi nefisle mücadele çok mühim bir şeydir. Nefsini yenemeyen, nefsine galip gelemeyen hiçbir düşmanla galip gelemez. Mesela bugün bakıyorsunuz insanlar kahramanlık içindeler efendim gazze'ye gidelim savaşalım şöyle şeyler yapalım ama camiye gelemiyor adam mesela ya sen daha nefsini köreltip yatağından kalkamamışsın cihada gitmenin derdindesin veya iddia ediyorsun sebebi ne biliyor musunuz çünkü nefsin orada da fayı var hani mahşer meydanında Allahü Teala üç sınıf insanı çağıracak ne yaptın dünyada? Üç sınıf. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlatan, iyi bir hoca olmuş. Ne yaptın? Ya Rabbi Kur'an'ı okudum, anlattım. Niçin yaptın? Ya Rabbi dinin için. Hayır. İyi bir alim, iyi bir hoca desinler diye yaptın. Sen bunu aldın dünyada dediler. Benden alacağım bir şey yok. Allah korusun. Allah korusun. İkincisi zengin. Malını, mülkünü, her şeyini feda etmiş. Niçin yaptın kulum? Senin için. Hayır. Ne kadar cömert bir adam, ne kadar hayırsever bir adam desinler diye yaptın. Bunu da dediler. Benden alacağım bir şey yok. Diğeri de Allah yolunda cihad etmiş, şehit olmuş bir adam. Şehit ya şehit. Kulun ne yaptın? Ya Rabbi, senin yolunda canımı feda ettim. Niçin? Senin için. Hayır. Ne kadar kahraman bir adam desinler diye yaptın? Bunu da dediler benden alacağım bir şey yok. İnsan bazen böyle bazı kahramanlıkları istiyor, ama yapması gerekenleri yapmıyor. Sebebi ne? İşte nefsin fayı var ondan dolayı. Zaten nefsi anlatan alimlerimiz, mesela İmam Rabbani mektubatında nefsi anlatırken der ki. Nefsin en büyük özelliği çok kibirlidir. En üstün ben olayım ister. Benden başka kimsenin dediği olmasın, sadece benim dediğim olsun ister. Hatta Allah'a bile kafa tutar haşa. Nefis böyle bir şeydir ha. Kendi seviyesinde bile insan istemez. Anlatıyor, anlatıyor. Şu konuya da temas ediyor. Nefis nafilelere farzlardan çok fazla önem verir. Nefis nafilelere farzlardan çok fazla önem verir. Öyle insan yok mu? Kandil gecesi sabaha kadar namaz kılıyor, sabah namazını kılmıyor. Teravih namazı sünnet gelip kılıyor, katlanıyor o kadar sıkıntıya ama sabah namazını kılamıyor. Borcu var bir adama, farz onu ödemesi, onu ödemiyor, gidiyor birilerine para dağıtıyor. Bak nefis işte. Böyle bir nefsimiz var. Bunu tanıyalım. Bunu terbiye etmenin derdinde olalım. Nefsi terbiye etmek için ne yapmak gerekiyor? Birincisi muhteremler, birincisi ilim gerekiyor ilim. İnsan niçin yaratıldığını bilmesi gerekiyor evvela. Ben niçin yaratıldım? Allah beni niçin yarattı? Nefse muhalefet edeyim diye yarattı. Allah'a kul olayım diye yarattı. İnsan bunu sorgulamalı kendisine. Ben niçin yaratıldım? Biz çok büyük bir gaye için yaratıldık. O da Allah'ı tanımak, Allah'a kul olmak. Evvela ilim, İlim, ilim. Derler ki likulli şeyin maniun velil ilmi Her şeyin bir engeli vardır. Ama ilmin çok fazla engeli vardır. Siz hele bir ilim öğrenmeye niyetlenin var ya kaç tane engel çıkar önünüze. Çünkü en önemli mesele bu insan bilmesi lazım. Bilmeden yaptığı şeyler yanlış olur. Nefsin daha hoşuna gider. Görünüşte çok parıltılıdır. Çok güzel iş yapıyordur ama hiçbir değeri yoktur belki de. Birincisi ilim ne yapmamız gerektiğini bileceğiz. Yaratılış gayemizi bileceğiz. İkincisi iman. İlmi öğrendik. Sonra inanmamız gereken şeylere tam manasıyla inanacağız. Üçüncüsü de salih amellerle nefsimizi terbiye etmenin derdinde olacağız. Başta namaz. Nefsi terbiye etmek için en önemli ibadet namazdır. Namaz eğer dost doğru kırılırsa, şartlarına uygun bir şekilde kılınırsa nefsi terbiye eder. Böylece kişiyi kötülüklerden alıkoyar. O ayeti kerimeyi biliyoruz değil mi? İnne salate tenha anil fahşai vel munkar Namaz bütün fuhşiyattan, bütün kötülüklerden kişiyi alıkoyar. Bak özelliği bu. Hangi namaz ama dost doğru kılınan namaz nefsi terbiye için çok önemlidir. Zekat nefsi terbiye için çok önemlidir. Çünkü mal canın yongasıdır. Bunu Allah için çıkarabilmek çok önemlidir. Ayet-i kerime Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tuzakkihim biha." Onların mallarından sadaka al. Böylece onları temizlemiş, onları tezkiye etmiş olursun. Bak, nefis tezkiyesinden bahsediyoruz. Oruç nefsin terbiyesi için, nefsin tezkiyesi için çok çok önemlidir. Nefis Allah muhafaza şehvete doğru çok yönelir, değil mi? Efendimiz Aleyhisselam evlenemeyen gençlere neyi tavsiye etmiş? Orucu tavsiye etmiş. Sebebi çünkü oruç nefsi en fazla kıran şeylerden birisidir. Zaten leallekum tettegûn ifadesi de takva sahibi olmak istiyorsanız, takvaya ulaşmak istiyorsanız oruca son derece ehemmiyet vereceksiniz diye de Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Evet nefsi tezkiye etmek için bir ilim dedik, iki iman, üç salih amel özellikle İslam'ın üç şartı namaz, oruç ve zekat. Dördüncüsü tedebbürle, tefekkürle Kur'an okumak. Efela yetedebberunel Kur'an. İnsanlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Oradaki manaları düşünerek okumuyorlar mı? İbni Mesud Hazretleri der ki Kur'an-ı Kerim'i bir an önce sureyi tamamlamak için okumayın. Hani hatimin bitsin bir an önce. Şu cüzün bitsin bir an önce. Böyle okumayın. Kur'an-ı Kerim okurken düşünün. Manasına bakın. Allah burada neler buyurdu acaba? Burada hangi ince konular bana anlatılıyor? Bunu düşünerek Kur'an okuyun diyor. İşte faydalı olan Kur'an tilaveti bu. Sadece lafzını oku. Hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i okuduğu halde bir kere manasına bakmayan insanlar var. Mesela şu anda çıkın sokağa yaşlı adamlara yani yaşı gitmiş. Niye yaşları özellikle seçiyorum? Kafaları iyi çalışmaz diye unutmuşlar diye değil yani. He. Yaşlı adam yani 60 senedir namaz kılmış adam. Belki de Fatiha'yı namazlarda bin defa okumuş. Ne bin defası? Bir milyon defa okumuş. Yanlış söyledim. Bir milyon defa okumuş. Bu adama deyin ki Fatiha'nın manasını söyler misin? Söyleyebilirler mi? İşte bu tedebbür etmeden Kur'an okumak. Sadece lafzını okumak. Bu çok yanlış bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i eğer günde 5 sayfa okuyorsanız onu iki sayfaya indirin ama manasını anlaya anlaya okuyun. Şu anda çok imkanlar var izahlı, tefsirli bir meal olsun. Direkt meal okumayın. Çünkü yanlış anlarsınız. Kafanız karışmaya başlar. İzahlı mealler var. Mesela Kur'an-ı Mecid gibi. Bunları alacaksınız. Mutlaka her gün bir sayfa okusanız iki senede bitirirsiniz. Ben bunu söylediğim zaman, günde bir sayfa okuyun dediğim zaman nefis hemen şeytan devreye giriyor. Diyor ki bir sayfada okunur mu? Diyor. Ayıptır yani. Günde bir sayfa okunur mu? Yani birkaç sayfa okuyacaksın. Ama o bir sayfayı da okutmuyor. Halbuki bir sayfayı okusaydı 365 gün var. 2 senede 700 gün var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim kaç sayfa? 600 sayfa. Ne yapardı yani kişi bunu okuduğu zaman? Hadi işte hassası çıktı, bayram oldu, şu oldu, bu oldu. İki senede rahat bir şekilde bitirmesi lazım. Ama bak şeytan nefis nasıl tutuyor seni? Öyle şey mi olur diyor. Sana sağdan yanaşıyor, soldan yanaşmıyor yani. Uyanık olmak lazım. Evet, Kur'an'ı tedebbürle okumak, oradaki hakikatleri öğrenmek nefsi terbiye için çok önemlidir. Beşincisi muhteremler, zikir. Zikir, zikir. Bu çok önemlidir ha. Nefsi terbiye için zikir. Mesela zikretme nefis hiç sevmez. Siz şöyle tesbih alayım da bir kenara oturayım. Düşünerek la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yok, tanımıyorum diye böyle güzel tefekkürle, murakaba ile beraber zikretmeye oturun bakayım ne kadar zor. Taş taşımadan bile daha zordur. Ha şöyle güzeldir. Televizyon izliyorsun, elinde tesbih bir şeyler söylüyorsun. Nefsin boşuna gider. Ama bir kenara oturacaksın, tesbih alacaksın elinde zikredeceksin. Nefse ne ağır geliyorsa bilin ki nefsi en iyi terbiye eden şeylerden birisi olur. Tamam. Üzkurullaha zikran kethira. Allah boşuna Kur'an-ı Kerim'de çok zikredin buyurmuyor. Çok namaz kılın yok. Çok Kur'an okuyun da yok ama çok zikredin var. Meselül lezî yedkuru rabbehu vellezî la yedkuru. Meselül hayyi vel Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Rabbini zikreden bir de Rabbini zikretmeyen. Neye benzer? Ölü ve diri gibidirler. Zikrediyorsan, zikrin varsa diri gibisin. Ama zikir yok, ölü gibisin. Ne yapalım? Program yapalım. Tasavvuf alimlerimiz bunun çarelerini bulmuşlar biliyorsunuz. Tasavvuf nedir? Nefsi terbiye etmek için bir eğitim metodudur. Onlar size eğitim yaptırıyorlar. Diyorlar ki günde 5000 defa Allah diyeceksin. 5000 defa la ilahe illallah diyeceksin. Efendim nereden çıktı bunlar? Niye 5000 defa diyecekmişim? Ayette mi varmış? Bu bir eğitim, eğitim. Tamam? nefsi terbiye etmek için eğitimdir. Eğitim yapan herkes farklı yapar. Antrenörler var değil mi? Spor antrenörleri. Kimisi farklı ant şey antrenman yaptırıyor, öbürü başka yaptırıyor. Ya niye böyle yaptırıyorsun diyen var mı? Bu bir eğitim. Biz bunu ibadettir. Allah Resulü 5000 demiştir demiyoruz ki. Eğitim metodudur. Nefsi terbiye eğitimidir. Bunun en güzel şekli de Efendim bu işi bilenlerle irtibatlı bir şekilde yürütmektir. Yoksa sen böyle kendi başına alıp la ilahe illallah demen tamam güzeldir, zikir güzeldir. Ama özellikle nefsi terbiye konusunda mutlaka bilenin reçetesiyle beraber bunu yapmak lazım. Altıncısı muhteremler çok dua etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki tane yaptığı nefisle alakalı dua var. Allahum <laughs> ati nefsi takvaha. Allah'ım nefsime takvasını ver ve zekkiha onu temizle ente hayru men onu en iyi temizleyecek sensin ya Rabbi sen bu konuda bana yardım et. Yine efendimiz Aleyhisselam'ın Allahumme la tekilni ila nefsi tarfat aynin ve la aqalla min zalika fetulikeni. Allah'ım beni az bir zaman çok az bir zaman bile nefsimin eline bırakma. Oradaki tarfat ayn ne demek biliyor musunuz? Göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman bile nefsimin eline bırakma yoksa beni helak eder Allah'ım demiştir. Kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, çok dua etmek lazım. Yedincisi salih insanlarla beraber olmak lazım. Ya eyyuhellezine amanu tutullah ve kunu ma'as sadiqin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Allah'a karşı sadakatli olanlarla beraber olun. Salih insanlarla. Onlarla beraber olmak kişiyi toparlar. Kişinin nefsini tezki etmesine vesiledir. Bu beraber maddi beraberlik olduğu gibi manevi beraberlik de olabilir. Allah dostlarının, salih insanların kıssalarını dinlemek de çok fayda verir. O adamlar nefsini terbiye etmiş olan insanlar nasıl davranmışlar, nasıl yaşamışlar, nasıl hareket etmişler? Siz bunu okuduğunuz zaman, öğrendiğiniz zaman siz de cesaret alıp yapmanın derdinde olursunuz. Ama akşama kadar ciğeri beş para etmez adamları hakkında konuş, konuş, konuş. Ondan bahset, futbolcudan bahset, efendim sanatçıdan bahset. Konuş, konuş, kalp kararır. Nefis iyice şımarır. Onlar gibi olmak ister. Ama nefsini terbiye etmiş olan insanlarla beraber olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Rabbimiz buyuruyor ki ve kullen nequssu aleyke min enba'ir rusuli ma nuthbitu bihi fuadeke. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin birçoğunun kıssalarını sana anlatıyoruz senin kalbini teskin etmek için. Evet, Peygamberlerin hayatları kalbimizi teskin etmek, aynı zamanda nefsimizi terbiye etmek için önemlidir. Salih insanların hayatını öğrenmek, okumak, onlarla beraber olmak, onlarla aynı meclisi paylaşmak da nefsi terbiye için önemlidir. Sekizincisi temiz ve helal yemek. Temiz ve helal yemek. Bir kimse haramla beslenmişse, midesine haram koymuşsa bu adam zehirlenmiş demektir. Bu adamın maneviyatı bitmiş demektir. Bu adamdan kolay kolay ibadet sadır olmaz. Hani Efendimiz Aleyhisselam bir adamdan bahsediyor ya. Adam çıkmış toz toprak içinde kalmış. Elini açmış. Ya Rabbi ya Rabbi diye yalvarıyor. Ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Fenna fe yüstecabu leha. Bu adama nasıl icabet edilecek? Ya. Haram yemekten uzak durmak çok çok önemlidir. Dokuzuncusu ahlak ve davranışlarımızı kontrol altına almak da nefsi terbiye için önemlidir. Mesela affedici olmak nefsin en fazla ağırlandığı şeylerdendir. Hatta şunu söyleriz deriz ki nefsini ez. Nefsini ez. Bakın oradan söylüyoruz zaten. Yani nefis istemiyor. Sen affet, affediyorsun. Nefsin istememesine rağmen. Veya birisi senin aleyhinde konuşmuş. Nefis diyor ki konuşsana ya. Ama sen de konuşmuyorsun. İsmet Galibullah Kudüs'e bir beyit öyle diyor. Veraden kimseyi kadeh etme sabret. Arkadan kimseyi kötüleme sabret. Seni zem etse affet nefsi kahret. O seni kötülemiş olsa bile fırsat doğmuş. Sen yapabilirsin. Yine de affet nefsi kahret. İşte nefsi kahrede ede terbiye etmiş olacağız inşallah. Onuncusu da muhteremler az önce de söyledik. Farzlara son derece ehemmiyet vereceğiz. Bu nafileleri, sünnetleri önemsemeyeceğiz anlamına gelmez. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi kutsi olarak bize naklettiği hadisi kutsi de Men <laughs> adali veliyen fekad bil harbi benim bir dostuma düşmanlık besleyen ona karşı harp ilan ederim. Allah dostlarının aleyhine konuşanlar dikkat etsinler. Benim dostum dediği. işi gücü Allah için çalışmak olan, insanların irşadı olan, İnsanlar çok kıskanılır genelde. Aleyhinde konuşulur çok onların. Zahiri ulema dedikleri şu anda onlara zahiri ulema demek de doğru değil de birkaç efendim ünvan almış. Doç, prof gibi ünvanlar almış. Hiç kimsenin hidayetine vesile olamamış ama birileri çok kişinin hidayetine vesile olmuş. Onları kıskandığı için, onların altında ezildiği için ne yaparlar? Başlarlar onların bir kötülüğünü, ufak bir kaymasını görüp konuşmaya. Bunun sebebi budur. Nereden geldik buraya? Ha hadis-i şeriften. Men adali veliyen a'zantuhu bil harb ve ma yazalu abdi bin hatta uhibbehu. Kulumun bana en çok yaklaştığı amelleri farzlardır ama kulum farzların haricinde sünnetleri yaparsa nafile dediğimiz böyle Türkçede kullandığımız yani nafile işler anlamında değil ha. Nafile demek ilave demek, gönülden yapılan demek. Tebavvu ifadesi var Arapçada. Bunu yaparsa kişi bana yaklaşmaya devam eder. Farzlar birinci görevimiz sünnetler ilave olarak Rabbimize bizi yaklaştıracak şeyler. Bunu misalde temsilde hata olmaz. Şöyle bir misal verelim. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Mecbur mesainiz var. Bu mesai içerisinde, mesai içerisinde çalışıyorsunuz. Mesainizi dolduruyorsunuz. Gönülden ilave çalışıyorsunuz. Oranın sahibi sizi sever mi? Sever. Çok severim de değil mi? Siz görevinizi yapıyorsunuz. ilave orada çalışıyorsunuz. Ama şöyle bir şey yapsanız. Siz görevinizi yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken işleri yapmıyorsunuz da farklı işler yapmaya gayret ediyorsunuz kendinize göre. Kabul görür mü bu? Görmez. Yerine getirmen gereken farz ibadetler var yapmıyorsun. Onun yerine başka şeyler yapıyorsun. Olmaz. Önce farzları kendi görevini yap. Sonra ilaveleri yaparsan çok sevimli olursun. Evet nefis nafileleri çok fazla önemser ama farzı önemsemeden. Eğer bir kimse farzı önemseyip ondan sonra yani farzları tam yapıyor da nafileleri aşırı önem veriyorsa o Ali Gül Ali artık nefsini bayağı tır, tırpanlamış demektir. Evet bu mesele de önemlidir. Şu ayeti kelime ile beraber toparlamaya çalışalım. Ve emma men khafe maqama rabbih ve nehen nefse anil heva fe cennete hiyel meva. Rabbinin makamından korkan, yani Rabbine karşı boyun kırıklığı içerisinde olan bir de nefsinin arzularını yenen, nefsini dizginleyen, nefsinin peşinde gitmeyen işte cennet bu kişilerin varacağı yerdir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bir de şu ayeti kerime: "Ve men ye'tihi müminen gal amile's salihat" Kim salih amel işlemiş olduğu halde mümin olarak Allah'ın huzuruna gelirse fe ulaike lehumud derecatul ula onlar için yüce dereceler vardır. Neymiş o yüce dereceler? Cennetu adinin tecri min tahtiyel Köşklerinin altlarından nehirler akan cennetler. Halidine fiha ve orada ebedi olarak kalacaklar. Ve zâlike cezâ'u men tezekkâ. İşte bu da nefsini temizleyen, nefsini terbiye eden kişilerin mükafatıdır. Neymiş o? Cennet. Dünyada ne kadar sıkıntı çekersek çekelim. Öldükten sonra cennet ile bizi müjdeliyorlarsa ne mutlu bize. Ama dünyada her türlü keyfimiz yerindeydi. Öldüğümüz anda yadribune hehum ve rahum. Melekler suratlarına ve kıçlarına kamçılarla vurarak canlarını alıyorsa Allah muhafaza. Rabbim bizlere cenneti nasip eylesin. Cennete götürecek amelleri Allah hepimize lütfeylesin, eylesin, ikram eylesin.